kattı. Altunizade'de bahçe içinde bir ev buldum. Onu aldım. Onun tadilatını yaptım. Çok param gitti. Çok parasız kaldım. Eyvah, işe çağırmazlarsa mahvolacağım diye üzüntü içindeyken Ali Poyrazoğlu Yeşil Kabare'ye beni çağırdı çalışır mısın diye. İlk sene Ali Poyrazoğlu'nun verdiği fiyata peki dedim. İkinci sene bastırdım tabii çünkü doldu boşandı. 7 senede orada çalıştım. Ondan sonra Günay'a geçtim. Günay restoran biliyorsun çok mühim bir zamanın. Orada 7 sene çalışırken televizyon başladı. Televizyondan çok uzun programlar yaptım televizyonda ve iyi para kazandım. Ondan sonra deniz gören, havuzlu, güzel bir ev aldım. Yaptırdım daha doğrusu. Ben yaptırdım. Birazdan izleyeceğiz zaten evinizin. Öyle mi? Evet. Artık ezberledi insanlar evimi. Koltukların yerlerini bile biliyorlar. Ne değiştiririz? Yani eğer istiyorsanız gene de gösterin. Ve şey evinizin... Bodrum katında otururken şöyle bir laf etmiştim. Allah'ım bana gönlümce bir ev ver. Onu dayayım döşeyim. Her istediğim gibi dayayım, döşeyim, ertesi gün öleyim. Böyle bir laf ettim. Sonra oldu, gönlüme göre bir evim oldu. Dayadım, döşedim. İşim biterse yukarıya alacak beni diye her gün bir iş çıkarıyorum. Ve tabii yani çalışmak çok mühim. Çalışarak bunu elde ettim. Şimdi çok şükür Allah'a kimseye ihtiyacım yok yaşlılığımda. Şey, her şeyi temin ettim ama bir baktım 80 yaşındayım. Çok affedersin. Rica ederim. Ara verebilir miyiz? Tabii. Size bir peçete alalım. Bir ara verelim Seyfi Bey. Biraz duygulandı. Reklam girelim, tanıtım girelim, bir şeye girelim. Ver bir peçete. Çok teşekkür ederim. Çok özür dilerim. Müsaade istiyorum. Görüşmek üzere.